Ver Yansın TV'den, Pankuş'tan herkese mutlu günler. Volkan Özdemir'le birlikteyiz. Tabii kendisini tanıtmamıza gerek yok ama Rusya'yı konuşacağız. Rusya-Türkiye anlaşmasını konuşacağız. Sıcak gündem, mutabakat. Peki ne anlama geliyor bu? Olumlu mu, olumsuz mu? Burada Türkiye'nin çıkarları ya da Türkiye'ye karşı olabilecek maddeler var mı? Neler? Bunları konuşacağız. Tabii Rusya bölgeye artık ne kadar hakim? Amerika bölgeden ne kadar güç kaybetti? Onları da soracağız. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii önce şeyi söyleyeyim. Sen yıllarca Rusya'da kaldın. Doktorunu orada yaptın. Jeopolitik çalıştın. Enerji çalıştın. Hala çalışıyorsun. Bu konuları çok iyi biliyorsun. Peki bu Rusya anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsun? Önce tabii maddelere falan bakıldığı zaman her biri aslında tek tek uzun uzun tartışılmasına değer maddeler. Ama neler söyleyeceksin öncelikle? Temel olarak. Tabii şimdi tek tek maddeler üzerinden gitmek hem bizi hem de izleyiciyi yorar. Çok geniş bir zaman gerekir. Çünkü her bir maddeyi ayrıca konuşmak, her bir madde üzerine program yapmak gerekir. Genel olarak bu mutabakat metninin ruhuna değinelim. Buradan ne çıktı, ne çıkmadı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye açısından bazı noktalarda olumlu, bazı noktalarda olumsuz gayet tabii ki olacaktır. Maddeler veya içerikler olmakla birlikte genel itibariyle ben son derece pozitif bir anlaşma olduğunu ve Türkiye açısından bir başarı olduğunu bu metnin düşünüyorum. Şimdi neden? Bunu anlamak için iki tane noktaya dikkat etmek gerekiyor. Birincisi, diplomaside her şey istediğiniz gibi olmaz. Masaya oturduğunuz zaman her istediğinizi karşı tarafa kabul ettiremezsiniz. En güçlü aktör olsanız bile. Kaldı ki Suriye'de Türkiye en güçlü aktör değil. İkincisi, daha genel itibariyle bir jeopolitik tanımlamada. Jeopolitikte önemli olan nedir? An. O an, içinde yaşadığımız an ve koşullar. An, mekan, şart. Bu üçünü iyi değerlendirmek lazım. Şimdi bakın, Türkiye 9 Ekim'de harekata başladı. Türkiye, bu bölgede jeopolitiğin başka bir kuralını hatırlayalım. En büyük Suriye'ye sınırdaş olduğu için, alan hakimiyeti olduğu için jeopolitikte coğrafi alan kuvvet demektir. Türkiye kıpırdadığı zaman fay etkilerini kırar. Müthiş derecede bir etki yaratır ayrıca. Nitekim bu oldu. Barış Pınarı harekatıyla Türkiye bence son derece önemli, kilit bir operasyona başladı. Hızlı gitti, olumlu sonuçlar görüldü. En önemli sonuç, biraz sonra değiniriz belki. Bu şekilde giderken 9 Ekim, 17 Ekim'de ne oldu? Türkiye harekata ara verdiğini açıkladı. Neden? Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat imzalandı. Ve 5 günlük bir PYD'ye, PKK'ya orada süre tanındı. Süre tanındı. Bu bahsedilen işte 120-30 Resulayn'dan Tel Aviv arasındaki güvenli bölgeden çık. Bunun süresi tanındı. Şimdi 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat bu şartlar altında oldu. Bunu unutmayalım. Türkiye'nin temel hedefi bence, benim gördüğüm, PKK'nın topyekün imha edilmesi ve olabildiğince ateş gücünün susturulmasıdır. Yani güvenli bölgeden ziyade, alan kontrolünden ziyade Suriye içerisinde bence temel meselemiz bu. Türkiye'nin güvenliğine, toprak bütünlüğüne tehdit eden, Suriye'de oluşturulmak istenen bir terör devletçi var. Onun silahlı güçleri var ve asıl olması gereken onun hedeflenmesi. Nitekim harekatın ilk bir haftasında biz bunu gördük. Fakat daha sonrasında ABD ile yapılan bu ara verme, bu mutabakattan sonra bizim buradaki elimize geçen fırsat biraz kaçtı. Neden? PKK orayı terk etmeye başladı. 700 civarında kayıp verdi. Ondan sonra silahlarının bir kısmını, hafif silahları ve çekilmeye başladı. Şimdi bizim için kaçan bir fırsattı. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ha, bu noktadan sonra ki ben ABD ile yapılan mutabakatı eleştiren bir insanım. Çünkü ABD'nin elindeki tek koz vardır. Yaptırımlar. Yaptırımları kullanarak, bilhassa diğer maddeler de önemlidir ama Türkiye'nin dış borçlanmasının önüne geçecek uygulamaların getirilmesi, finansal yaptırımlar Türkiye'nin tek yumuşak karnıdır çünkü ekonomi, finansal bütün. Öyle sanıldığı gibi Amerika ile birlikte o harekat yapılmadı Barış Pınarı, bakın. Veya sanıldığı gibi Amerika'nın Türkiye'yi durduracak bir etkisi, askeri ve siyasi gücü de yok. Yani lütfen bunları iyi ayırt edelim. Amerika Birleşik Devletleri'ni birileri yenilmez zannediyor. 2019-2020 dünyasındayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemon gücü artık kaybolmuş durumda. Artı bu bölgede Türkiye'nin karşısına bu alanda böylesine bir kuvveti çıkartamazlar.
Nitekim bunu kendileri de itiraf ediyorlar. Ne yapacaktık? Türk ordusu harekete başladığında orada 30-40 bin tane eğitti PKK'lı birkaç bin Amerikan askeriyle bu coğrafyada Türkiye'nin karşısında savaşmayı göze alabileceğini mi zannediyorsunuz? Yeter ki kendinize güvenin. Ama Amerikan'ın elinde finansal yaptırımlar. O yaptırımlar meselesi. O kozu oynadı. Kendisi açısından siyasi olarak 5 günlük durdurdu. Türkiye bir fırsat kaçırdı ama bu müşkül durumda Moskova ile masaya oturdu. Bakın burayı iyi ayırt etmek lazım. Hani an, zaman dedik, koşullar dedik ve mekan. Şimdi diplomasi masasında biz bu şekilde oturduk. Onunla oturmamıza rağmen bir kere Türkiye sadece bu güvenli bölgede değil, onun doğusunda ve batısında artı olarak Tel Rifat ve Münbiç'te PKK'yı çıkarttı. Bu yapılan mutabakata göre çıkartılacak. Bir hafta süre tanıdı. Burası güzel bir kazanım Türkiye açısından. Peki 30 kilometrenin güneyinde ne olacak? Ona birazdan değinerim. Türkiye açısından o tehditler devam ediyor. Yani PKK tam anlamıyla çökertilememiş durumda. Ama alabildiğimizi aldık mı, alabileceğimizi aldık mı? Bence aldık. Çünkü sınırdan itibaren 10 kilometre içinde ortak devriye hakkını da aldık. Bu bence önemli bir kazanım. Şimdi istersen biraz daha geneline bakalım. Ya biz mutabakattan ne bekliyoruz? Bak şimdi hemen önünde birinci madde. Bence en önemlisi bu mutabakatın. Diğer ayrıntılar tartışılır. Okuyayım. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler. Şimdi burada toprak bütünlüğü vurgusunu defalarca yaptılar. Yaptılar. Rusya da yaptı, Türkiye de yaptı. İran da yaptı. Soçi'de defalarca bu yapıldı. Konuşunda yapıldı. Ama şimdi dikkat edersen siyasi birliği ve toprak bütünlüğü. Bu yani çok bu vurucu bir şey, evet. Çok önemli. Bu Rusya'nın genel stratejisinde ne yapmak istediğine dair kafa karışıklığını da giderecek bir irade beyanı. Ve yani şunu mu diyor? Federasyon olmaz. Suriye'nin bölünmesi söz konusu ama siyasi birlik derken merkezden yönetilen bir siyasi birlikten bahsediyoruz. Evet, kesinlikle bu metin Rusya'nın Suriye'de federasyonu istemediğini zaten Türkiye beyan eden bir federasyona beyan eden, bunu oraya koyan ve zaten bizim daha önceki analizlerimizde de yaptığımız buna uyumlu bir anlaşma metni. O yüzden siyasi birliğin vurgulanmasını ben çok olumlu buluyorum. Neden? Rusya'nın Suriye'de ne yapmak istediğini anlamamız lazım. Yani biz meseleleri değerlendirirken şimdi askeri hedefler var, siyasi hedefler var, çeşitli işte dışsal etkiler var değil mi? Bunlar var, iç dinamikler var ama bir de bir jeopolitik değerlendirmede genel manzarada. Rusya'nın Suriye stratejisi. Nedir? Şimdi bunu çok iyi anlamamız lazım. Çünkü çok görüyorum işte Rusya ile Amerika anlaştı. Tam onu soracaktım. Böyle i̇şte, bir anlaşma yok mu? Rusya ile Amerika anlaştı. Rusya'da Kürt devletinin kurulmasından yana. Şimdi bakın bu analizlerin hepsi çöpe gitti. Neden? Son yaşanan gelişmelerden dolayı değil. Genel olarak şimdi anlatacağım. Şuradan başlayalım. Rusya gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştı mı? Şimdi bakın büyük devletler arasında bunların ilişkisini tarif eden düzgün, daha oturaklı bir şekilde anlatan kavram rekabettir. Kimi zaman işbirliği yaparlar, kimi zaman husumet içerisindedirler. Yani sürekli olarak negatif ve pozitif alanda değillerdir. Ama onların ilişkisini her daim tarif eden rekabettir. Sürekli olarak rekabet halindedir. Rekabet işbirliğini de içerir, rekabet düşmanlığı da içerir. Şimdi Amerika ile Birleşik Devletleri, pardon Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya dünyanın genelinde jeopolitik çıkarları biri karasal güç, biri deniz gücü, kenargah üzerine, biri kalpgahta oturuyor. Doğal olarak jeopolitik mantık ve çıkarları birbirine zıt olan kuvvetlerdir. Bu onların coğrafi, bu onların tarihi geçmişi, bu onların güvenlik devleti, her ikisi aslında güvenlik devletidir, yapılanmalarıyla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla çatışma kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır. Bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri kenargah daha çok deniz gücüdür, onu İngiltere'den almıştır. İngiltere ile Rusya en büyük, işte Great Game, büyük oyun, jeopolitik rekabeti 19. yüzyılda yapmıştır. Hiçbir zaman tek istisna Kırım Savaşı savaşmamışlardır ama sürekli olarak birbirlerinin altına oymuşlardır, rekabet halinde davranmışlardır. Şimdi dolayısıyla aynısını Amerika Birleşik Devletleri Rusya için de. Mesela Amerika Birleşik Devletleri için jeopolitik bir öncelik emir nedir? Kendisine rakip olacak dünyada Alman teknolojisiyle Rus doğal kaynaklarının birleşmesini engellemektir. O yüzden sürekli olarak Kuzey akıma karşı bir pozisyon alır. Ve sanıldığının aksine Almanlar Ruslarla birlikte hareket eder.
Veya bunu Çin'le Rusya arasında. Rus doğal kaynaklarının şimdi Çin'in imalat sanayi ve teknolojisiyle birleşmesinin önüne geçmek bir jeopolitik zorunluluktur Anglo-Saksonlar açısından. Çünkü o kenargah ve kalpgah. Bakın o teorileri iyi anlamak lazım bunları görmek için. Şimdi geliyoruz Suriye'ye. Suriye'de bazı kısa dönemlerde işbirliği yapmış olabilirler. Evet yaptılar. Fakat bu onların aynı stratejik amacı güttüğünü ve anlaştıklarını hiçbir zaman göstermez. Şimdi 2015'e dönerim. 2011'e giderim en başta. Amerika Birleşik Devletleri içinde Türkiye'nin olduğu, Katar'ın, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği ülkeleri Suriye'de Arap Baharı çerçevesinde rejim değişikliği yapmak istemedi mi? Değil mi? Bunu yapmak evet. istedi. Peki Rusya, o anlaşan Rusya buna karşı 2011'de sert direnişi İran ve dolaylı yollardan Çin'le birlikte başlatmadı mı? Başlattı. Ne zaman ki baş müttefiki Rusya'nın Esad rejimi ciddi bir bunalıma düştü 2015 itibariyle, 2015 yazı itibariyle o dönemi hatırlayın. İdlib elden gitmiş, Halep'i kaybetmek üzere rejim ve ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Rusya başından beri olduğu sahada, ki Rusya'nın aslında Suriye'deki varlığı 1970'lere gider. Yani o sıcak denizlere indi diyenler 1970'lerden beri adam orada zaten, yani Sovyetlerden beri. Ne zamanki sıkıştı 2015'te açık bir şekilde 30 Eylül'de hava operasyonlarını başlattı. Ve oradaki Amerika Birleşik Devletleri ile iletişime geçmek zorunda. Şöyle bir işbirliğine gittiler. İletişime gittiler, koordinasyona gittiler daha doğrusu. Ben Fırat'ın batısındaki hava sahasından sorumluyum, sen de Fırat'ın doğusundaki hava sahasından sorumlusun. Çünkü bu koordinasyonu yapmazsanız çok büyük bir çatışmaya, savaşa sebebiyet verirsiniz. Ve Rusya ile Amerika'nın doğrudan savaşması demek, 3. Dünya Savaşı'nın çıkması demektir. Yani bu son olunacak, son istenilecek hem Washington hem Moskova tarafından. Şimdi o kavramları iyi anlamak lazım. Buna bir şekilde evet dediler ve operasyonlara başladılar. Bakın Esad'ı düşmekten kurtardı. Sonraki süreçte adım adım Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde hep bunu vurguladı ve olabildiğince kendi gücü doğrultusunda ilerletmeye başladı Esad güçlerini. Fırat'ın batısına neredeyse tamamen hakim olmasını sağladı. Değil mi? Bakın Doğu Guta süreçleri, işte Halep Elbap değişikliği, o süreçleri iyi hatırlayın. Sürekli olarak dikkat edin, Esad toprak kazanıyor. Gücünü arttırıyor. Nüfuzunu, ülkedeki birliği sağlama yolunda ilerleme sağlıyor. Bunu kaydediyor. Nasıl kaydediyor? Rusya'nın desteğiyle, İran'ın desteğiyle. Peki Rusya gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'nin bölünmesine razı olsaydı bunlara izin verir miydi? Ve bir başka örnek. Şimdi bakın Barış Pınarı Harekatı. Kendisinden önceki iki harekatın devamıdır. Barış Pınarı Harekatı'nda Rusya'nın stratejisi bellidir. Bir yanda kullanılan iki tane farklı yöntem, araç var. Birincisi Rusya'nın Yavuz yüzü, öbürüsü Yunus yüzü diyebileceğimiz. Şimdi sahada bir PKK gerçeği var. Üçte birini kontrol ediyor. Amerikan ordusu destekli. Suriye'nin onunla kendi başındaki İdlib sorununu halletmeden gidip doğrudan çatışması mümkün değil Amerikan ordusuyla, PKK'yla. Ama PKK bölgede asıl kimin düşmanı? Türkiye'nin. O zaman daha önceki harekatlarda izin verdiği gibi Rusya ne yapıyor? Türkiye ile koordineli bir şekilde sen git bunlara vurabilirsin diyor. Ve Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı Rusya'yla koordineli bir şekilde yapmıştır. Elimizde kanıt mı istiyorsunuz? Kanıt. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin kınanması, harekatın durdurulması ile ilgili taslak metni Ruslar engelledi. Bir de ama ABD'nin de bir aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de bir reddi var. İlkinde, ikincisinde kendisi tasarıyı getirdi. Yok, kendisi hayır şey yapmak istedi. Çıkması, harekatın durdurulması için. Kendisi getirdi. Ama kınanması konusunda ABD'de kınama... Kınayabilir ama kınamadı durdurulması yani. Konusunda kendisi sonra getirdi. Rusya bunu istemedi. Peki neden istemedi? Çünkü PKK Amerikalıların ifadesiyle kendilerinin kara ordusu değil mi? Kara ordusu. Şimdi Rusya'nın bakın stratejisinde. Burada bir araç, burada başka bir araç var. Türkiye PKK'ya vurdukça Esad güçleniyor. Şimdi çelişkili görünüyor değil mi? Türkiye ile Suriye birbiriyle zıt kamplarda diye düşünülüyor. Fakat bu, yani Türkiye'nin askeri gücüyle PKK'ya vurması, ABD'yi öteye süpürmesi kimin elini güçlendiriyor? Esad'ın. Nitekim PYD'de bozulmalar, dağılmalar, çatlak sesler ve ondan sonra Esad'la barış müzakereleriyle teslim olup
elindeki önemli kantonları, bölgeleri Suriye'ye teslim etme durumunu yaşadık. Yani bir yandan barışçıl yol, diplomasi yolu, bir yandan askeri güç, havuç sopa. Şimdi Rusya'nın stratejisi bu. İkisi birden nereye çıkıyor? Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesine çıkıyor. Peki ama şimdi 2013 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da 14 de olabilir. Bir Rusya'nın bir şeyi çıkmıştı ortaya. Acaba Suriye analistası tasla. Burada federasyon talebe eden bir Rusya vardı. Bunu da yalanlamadılar. O niye? O taslak niye ortaya çıkmıştı çünkü peki? Çünkü 2013-14 yılı itibariyle Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden Suriye'nin tamamını alabilecek gücü yoktu. Bakın adım adım strateji ilerliyor. Yani o dönem bu şekilde kabul edilebilirdi. Yani Rusya federasyonu kabul edebilirdi ama şu dakikadan sonra artık federasyonun önü açılmaz mı? Rusya hiçbir zaman Suriye'nin bölünmesini, Suriye'de oluşacak bir Kürt devletini kabul etmez. Rejimin düşmesine izin vermez. Peki, fakat gücü nispetinde. Şimdi Rusya 2014'te başka bir oyun başlattı Ukrayna'da. Şimdi dikkat edin. Yani Ukrayna 2014, Suriye 2015 operasyonları iyi inceleyin. Bir tarafta Kırım, bir tarafta Donbas üzerinde Rusya'nın oradaki hamleleri geldi. Tabii ilk önce Batı'nın hamlesi var. O da renkli devrim örgütlüğü olmayınca bu tarafa geçiyor. Ama şimdi Suriye'de de Rusya güçlendikçe, toparlandıkça ne yapıyor? İvmeyi arttırıyor. Şimdi stratejik hedef başka bir şeydir. Gücünüz ölçüsünde geliştirdiğiniz taktikler bambaşkadır. Rusya'nın taktikleri, şimdi eğer Rusya Kürt devletini gerçekten istiyor olsaydı, çok uzak değil 4 yıl önceye giderim, tam 4 yıl önceye. Türkiye-Rusya ilişkileri gerginleşmeye başlamıştı. İşte meşhur Kasım'da uçak hadisesi oldu. Ondan sonra mesela Amerika ile kısa dönem Türkiye'yi cezalandırmak için işbirliği yaptılar ve PYD'ye izin verdiler. Ne yaptılar? Afrin bölgesinden genişlemelerine izin verdiler. Hattı orada dikkat edin Halep hattını kopardılar Ruslar. Peki bakın dikkat edin aynı zamanda 2016'nın Temmuz'unda PYD Fırat'ın batısına geçmedi mi? Geçti. Mümici almadı mı? Aldı. Afrin'le birleşmek üzereydi değil mi? Rusya Türkiye'den gelen özür talebini kabul etmezdi. Kabul etmezse o kantonlar birleşirdi. Eğer Rusya gerçekten Kürt devletinin kurulmasını istiyorsa o kantonlar birleşirdi. Türkiye ile düşmanlık halinde ve şu anda o Kürt devleti çoktan kurulmuş belki de Akdeniz'e çıkmış olacaktı. Rusya orada Türkiye ile birlikte hareket etti. Nitekim Batı buna 15 Temmuz'da darbe girişimiyle cevap verdi. Neyse ki onu atlattık. Darbeden bir ay sonra Rusya Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve işte Barış Pınarı onun devamıdır. Buradaki maksat Türkiye'nin elinde askeri güç var. Türkiye'nin düşmanı PKK. Dolayısıyla Türkiye bu konuda destek veriyor. Öbür tarafta da ama asıl gayesi rejimin güçlenmesi, toprak bütünlüğü olduğu için PYD'nin ne yapması? Gidip rejime teslim olması. Ha, Türkiye açısından bakın şimdi her ülkenin kendi çıkarı kendinedir. Lord Palmerston'un söylediği işte ulusların daimi düşmanı dostu yoktur, çıkarları vardır. Veya 3. Alexander Ruslardan, o da diyor ki Rusya'nın iki müttefiki vardır sadece. Biri ordusu, biri donanması. Aslında bu bizim dilimizde de Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bu aslında onun ifadesidir, onu yanlış yorumluyorlar. Yani herkesin kendi çıkarı, herkes kendine güvenecek. Türkiye hiç kimseyle kalıcı ittifak kuramaz. Çıkarlarımız uyuşmaz. Ancak stratejik işbirlikleri yapar. Bunu daha önce konuşmuştuk. Evet. Şimdi Türkiye'de son 3 yıldır Rusya'yla ve bu Astana sürecinde devamında stratejik bir işbirliği geliştiriyor. Ve bu sayede bölgedeki kukla devlet Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in istediği Suriye'nin zayıflatılması ve BOP çerçevesinde o büyük Kürdistan hayallerinin önüne geçiyor. Ve şu anda bu bakın Barış Pınarı Harekatı, sonraki bu mutabakat artık Rusya'nın Suriye'de ana oyuncu olduğunun bir şekilde kabulü ve Adana mutabakatına atıfla onun gerekirse güncelleneceğini, Rusya'nın kolaylaştırıcı rol olacağını söylemekle çıkarların ileride Suriye ile Türkiye'nin barışmasına yönelik olarak geliştirildiğini gösteriyor. Bu onu altını çizmek gerekiyor. Bu çok önemli. 4. madde. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Yani Adana Anlaşması'nı teyit etmenin ötesinde bir önem atfedilmesi. Bir de üzerine diyor ki Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin kabul ettiği olay şu. Rusya Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk yapacağını Türkiye kabul etmiş oluyor. Bu vurguyla. Ondan da öte
hem bunu kabul ediyor hem de işte o ilk baştaki ifadelerle birlikte ve sınırın Suriye tarafından ortak devreye, bu bölgelerin Suriye'de olduğu, PKK'nın o bölgelerden çıkartılacağı. Bir Kamışlı bununla birlikte kabul ediyor. Bir de evet, Kamışlı istisnası var orada. Nedir o? Yani Kamışlı sağ itibariyle bölgede Kürt nüfusunun çok, yani %60'dan fazla olduğu ve o yapılanma itibariyle Suriye'nin baştan beri kontağı hem Haseke hem Kamışlı'da tuttuğu bir bölge. O yüzden bir koordinasyon için onu tutmuşlar. Bakın şunu da hatırlatalım. Türkiye için temel mesele ileride de uzun vadeli düşünelim. Uzun vadede Suriye'de tekrar YPG'yi himayesi altına alıp Türkiye'ye bir tehdit oluşturabilir. O yüzden bizim amacımız olabildiğince güvenli bölge demeksizin terör örgütünün yüksek öncelikli hedeflerini yok etmektir. Yani onu, biz onu da bir tarafımızda, aklımızın bir kenarında da tutmak zorundayız. Yani sonuçta güven ilişkisi esasında gitmez bunlar. Ama şu anda görünen ana aktör olan Rusya'nın mümkün olduğu kadar Suriye'nin toprak bütünlüğü için hamle yapması. Nitekim 5 yıl sonra ilk defa Suriye ordusu Rus askeriyle birlikte Fırat'ın doğusuna geçti. Hani ABD ile Rusya anlaşmıştı, Fırat'ın batısı senin, doğusu benim, doğusunda Kürt devleti kurulacaktı. Yok böyle bir şey. Rusya güçlendiği zaman buna izin vermez. Burada bir satranç hamlesi var. 3-4 hamle sonrasını. Bakın bu mutabakatta da şimdi burada belirsiz bir durum var. O ne? 30 kilometrenin ötesine süpürdük. Ne yapacağız burada? Güney ne olacak? Güney ne olacak? Ondan da öte güney ne olacak? Şimdi güney neden önemli? Fırat'ın doğusunda, Deyrizer'in doğusunda El Omar sahası vesaire, bölgenin zengin petrol ve gaz yatakları var. Şimdi bölgenin derken tabii enerji Suriye Savaşı'nda ana bir sebep değil. Suriye'nin büyük enerji kaynakları da yok. Sınırlı sayıda. Fakat tüketimi az olduğu için bu kaynaklar ve Fırat'ın doğusunda çoğunlukla olduğu için Suriye rejiminin eline geçerse Suriye rejimi rahatlar. Tedariğini İran'dan alıyor, Rusya'dan alıyor. Geçenlerde hatırlayın Suudi Arabistan Kızıldeniz açıklarında bir İran tankeri, petrol tankeri Suriye'ye giden vurulmuştu. Yani tedarik yollarını her şekilde güvence altına alması için rejimin de o sahaları PKK'nın elinden, Amerikalıların elinden kontrol etmesi lazım. Amerika şu aşamada Suriye'yi terk etmiyor. Güçlerinin bir kısmını Irak'a kaydırırken diğerlerini güneye çekiyor. Güneyde yeni bir örgütlenme, yeni bir tutunma, yani 30 kilometrenin güneyinden aşağıya kadar ve ayrıca Ürdün sınırındaki El Tanaf üssünü şu anda muhafaza ediyor. Bence ilk amacı kısa vadede yediği bu tokattan sonra toparlanmak için zaman kazanmak ve o sahaların rejimin eline geçmesini engellemek. Zaten o sahalarda rejimin eline geçerse Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı tamamen Suriye'de bitiyor. Ama koridoru engellemesi açısından bu ABD'nin bir kere yıllardır yapmış olduğu strateji aykırı bir hamle değil mi? Yani bugüne kadar Amerikan koridoru çıkacaktı. Yani o bahsedilen Kürt koridoru ya da İsrail koridoru ya da terör koridoru. O doğalgaz boruları oradan geçecek ve Akdeniz'den çıkacaktı. O devlet. Şimdi bunu kabul etmeyip aşağı güneye gitmesi bütün bu projeleri, 10 yıllık projeyi yerle bir etmiş mi görünüyor? Yani şimdi, yoksa tekrar bölgeye, yani Türkiye sınırına gelme ihtimali var mı Amerika'nın? Şimdi şöyle değerlendirelim. Amerika'nın 30 yıllık BOP projesi bu harekatla birlikte çok büyük bir yara aldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri her şeye böyle kadere mutlak diye bakmayalım. Gücü yetmiyor. Trump hatta kendi ülkesindeki müesses nizama, yani bu projelerin sahiplerine karşı, küreselci elite karşı, o da kendi içerisinde müthiş bir güç mücadelesi veriyor. Çünkü bazı gerçekleri görüyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin BOP projesinde gerçekleştirmeye çalıştığı o devlet modeli Suriye'de çok büyük yara almıştır. Ve o nedenle İsrail de kaybedenler arasındadır. Bu ne için yapıldı? Bakın Suriye Savaşı'nın gerçek sebebi sürekli enerji diyorlar. İşte sürekli olarak bu Katar gazı mesela çok konuşuluyor. Katar'dan gaz getirilmesi. Bunlar piyasa gerçeklerinden çok uzak olanların yorumları. Açıklayayım. Şimdi Suriye Savaşı'nın sebebi iddia ne? Katar gazının yukarıya doğru, kuzeye doğru, hatta diğer bölgelerden Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarının açılması ve Rusya'nın Avrupa gaz piyasasındaki hakim durumuna karşı bir meydan okuma olması. Şimdi bu aslında çok bizim halkımız da seviyor. İşte her şeyin arkasında enerji var demeyi. Dolayısıyla bu tarz bir spekülasyona da çok rağbet ediyorlar. Fakat piyasa gerçekleriyle uyumsuz. Niye uyumsuz? Anlatabilir miyim şimdi? Savaş ne zaman çıktı? 2011 yılında. 2010 yılında
hemen öncesine dönelim. Katar gazı konusunda en büyük yatırımı Katar'a yapanlar, Katar Gaz ve Rasgaz şirketleri Katar'ın. Bunların projelerde kim biliyor musunuz? ExxonMobil, ConocoPhillips, Amerikan şirketleri. Katar'ın üçte birinde de zaten Amerikan üsleri var. Şimdi bakın, Katar dünyanın yıllık 110 milyar metreküple en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz LNG ihracatçısıdır. Nasıl Ruslar boru gazında dünyanın en büyük ihracatçısıysa, Katar'da sıvılaştırılmış doğalgazda. Ve LNG tesisleri, yani siz o gazı alacaksınız, soğutacaksınız, kimyasal süreçlerden getireceksiniz, sıvı haline dönüştürüp tankerlerle taşıyacaksınız, sonra tekrar gazlaştıracaksınız. Bu değer zinciri içerisinde çok büyük, sermaye yoğun, teknoloji yoğun bir sektördür ve maliyetlidir bu nedenle. 10 milyarlarca dolar yatırım yapmanız gerekir. Şimdi Katar'da bugün nasıl dünyanın en büyük LNG ihracatçısı diyorsak, bundan 10 yıl önce 10 milyarlarca dolar yatırım yaptılar. Neden? Bu gazı sıvılaştırılmış denizden gönderelim diye, boru hattıyla göndermeyelim diye. Yani savaştan önce bu yatırım kararları zaten yapıldı. Ve yapanlar kim? Amerikan şirketli ortak şirketler. Rasgaz, Katargaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan Amerikalılar sıvılaştırılmış doğalgaza yatırım yapacaklar. Öbür yandan da boru hattıyla götürelim, Rusya'nın tekelini kıralım. Yok böyle bir şey. Bu zaten enerji piyasasının gerçeklerinde mümkün değil. Dahasını söyleyeyim. Gaz OPEC'i denilen gaz ülkeleri, daha doğrusu gaz ihracatçıları forumunun merkezi nerede? Doha'da. Genel sekreteri kim? Bir Rus. Dahasını da söyleyeyim mi? Rus Milli Petrol Şirketi Rosneft'te sonradan Katarlılar ortak oldular. Rusya'daki bazı projeleri de finansman yatırdılar. Yani o şekilde dönmüyor. Bakın, ben size somut gerçekleri, rakamları, verileri söylüyorum. Katar yıllar içerisinde nasıl bu konuma geldi? Dünyanın bir numaralı sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı oldu. 10-15 yıl önce yapılan yatırımlarla oldu. O zaten kararını vermişti. Belki tali neden olarak İran, Irak, Suriye boru hattı gösterilebilir. Yani İran kaynakları, ki İran dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip doğalgazda. Ve sadece bize gaz satıyor. Türkmenistan'dan gaz alıyor. Dolayısıyla dünyaya açılmamış. Yıllardır o ambargolar, teknolojik gerilik, sermaye yokluğu. İran, Irak, Suriye attı. Bu bir tarihi neden. Ama asıl neden, bakın, enerji değil. Asıl neden şu. 2006'da Lübnan ilk defa Suriye'yi bölgede yenilgiye uğrattı. İsrail'i yenilgiye uğrattı 2006'da. 1948'den beri genişleyen ve sürekli zafer kazanan İsrail'i düşünün. İlk defa 2006'da büyük desteği Suriye'den ve İran'dan aldı. Hizbullah orada yenilgiye uğrattı. Asimetrik bir savaşta Suriye'nin büyük destekçisiydi. Dolaylı yoldan İran. Buna ek olarak 2008'den sonra Amerikan ordusunun Obama'nın son dönemiyle birlikte yavaş yavaş Irak'ı terk etmeye başladığı, belli bir sayıda nüfus etkinliği kuracak sayıda kuvvet tuttuğunu hatırlayın. Ve şu denklemi unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'den sonra Afganistan'a vurdu, Irak'a vurdu, işgal etti. Birisi İran'ın doğusunda, birisi batısında kuvvetlerini geri çekmeye başladıkça İran bölgedeki en etkili bölgesel güç konumuna geldi. Yani İran o kadar büyük bir etki alanına ulaştı ki Amerika Irak'tan çekilmesi gündemde olduğu dönemlerde 2009... Eğer Irak Suriye ile birlikte bir koridoru tamamlasaydı, düşünün 2006'da İsrail'i yenen Hizbullah'ın, Suriye'nin, İran'ın o direniş gücünü, etkinlik alanını düşünün. Burada Amerikan planları çöpe giderdi ve İsrail'in varlık nedeni, varlık daha doğrusu güvenliği ortadan kaygısı tamamıyla ortadan kalkardı ve dolayısıyla Suriye Savaşı'nın BOP haritalarını gündeme getirelim, değil mi? Yani kafamızda tutalım. Şimdi BOP, Büyük Kürdistan, İsrail'in güvenliğine yaramıyor mu? Tabii canım. Irak, Suriye, İran ve Türkiye'yi kapsamıyor mu? En güçsüzden başladılar. Stratejide ya rakibin en güçlüsünden ya da en güçsüzünden başlarsınız. En güçsüz halkı Irak'tı. Sonra Suriye. Sonra da Türkiye ve İran'a gelecekti. İşte bu nedenle BOP çerçevesinde küreselcilerin, IŞİD de bakın onların uydurduğu, yarattığı bir istihbarat operasyonudur. Ben size daha ilginç bir anımı anlatayım. Avrupa'da bir yerde konferanstayım. Ünlü Alman vakıflarından birinin sorumlusu da orada konferansta.
IŞİD'i sürekli olarak işte şey olarak tarif ediyor. Saddam'ın artıkları üzerinden kurulan klasik bir propagandadır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir dahli yok Saddam'ın artıkları üzerinden. Ben buna itiraz ettim. Yani siz IŞİD'i bu şekilde gösteremezsiniz, meşrulaştıramazsınız. IŞİD çok daha derin bir örgütlenmedir, yapılardır. O hayır olur mu? İşte Saddam'ın artıkları. Dedim ki eğer Saddam'ın artıklarıysa Libya'daki IŞİD'i de mi Saddam kurdu? Yani Saddam'ın artıkları Libya'da da mı var? Kimi kandırıyorsunuz? Veya işte Fransa'da şurada burada patlamalar orada yapan IŞİD'ler. Orada da şunu söylediler. Orada işte Bağız'dan ayrılan o ekip Libya'da da faaliyet gösterdi. Kendisini orada örgütleyip tekrar yukarı çıktı. Söyleyebilirsiniz bunu. Hatta işte Saddam'ın kendisini koruyamayan, düşen Saddam'ın o artıklarının, o ekiplerinin Fransa'daki IŞİD saldırılarını yaptığını da iddia edebilirsiniz. Tabii şimdi Bağız ya. Gülmek hani istiyorsanız. Bağız ya o yüzden. Tabii işte gülmek istiyorsanız bunları söylersiniz. Evet. Daha da ilginci sonra ben araştırdım. Bu vatandaşın babası Almanların siber istihbarat eski başkanlarından biriymiş. Yani açık bilgi. Aynı zamanda çocuğu da bir tane Alman vakfının bölge sorumlusu olarak çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu küreselcilerin hani yapmak istedikleri o IŞİD üzerinden BOP meselesi, İsrail'in güvenliği asıl mesele oydu. Asıl mesele güçlenen İran'ın etkisini kırmak. Büyük İsrail için Kürdistan projesini dört bölgede adım adım ilerletmek ve bakın kıyıdan döndük, direkten döndük. Çok başarılı gidiyordu. Şu anda da biz buna bir darbe vurduk. İlerleyen dönemlerde tam da dikkat edin Suriye'nin güneyini tutuyor diyorum halen daha Amerika Birleşik Devletleri. Yani daha tehlikeli. Tam da İran'ı rahatsız eden bölge orası. O yüzden aslında İran'ın bakın bizim Barış Pınar Harekatımızdan bir yandan hoşnutlar bir yandan çatlak sesler çıkıyor. Acaba ne olacak? Yani 30 kilometrenin güneyinde Amerika tutunursa orada İran'ın etkisi açısından da kötü. Sonuç itibariyle Suriye Savaşı'ndan yaklaşık 9 yıl geçti. Suriye'nin en çok zayıflamasından, toprak bütünlüğünü yitirmesinden en çok kazançlı çıkan ülke kimdi? Rusya. İsrail. Hayır. Ha. Suriye'nin düşmesinden, toprak bütünlüğünü yitirmesinden, zayıflamasından. Neden? Hizbullah gitti Suriye'de savaşmaya başladı. Lübnan'ı bıraktı. Dolayısıyla İsrail'i rahatladı, bıraktı. Nefes aldı. Ha. Aynen o şekilde İsrail. Peki bölgedeki en çok kazançlı olan kimdi? PYD, PKK ve Barzani. 2017'de hatırlayın referanduma kadar götürmeye başladı. Şimdi o süreç terse dönmüşe benziyor. Henüz bitmedi. Yani bu 30 kilometrenin güneyi bakın ilerleyen dönemlerde Suriye ordusu o petrol sahalarını hedeflediği noktada, kendini yeterince güçlü hissedip hedeflemeye çalıştığı noktada tekrar büyük huzursuzluklar olacaktır. Belki de tekrar PYD'ye, PKK'ya Amerika kışkırtacaktır. Ve o zaman Rusya şimdi böyle belki müsamaha gösteriyor ama Türkiye'ye işini bitir, bunları vur da diyecektir. Bunlar ileride olabilir. Bunlar senaryolar. Ve nitekim bakın bugün ilk uyarı geldi. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü. ABD halen daha PKK'yı sınırı terk etmemekle meşgul ediyor. Onlara uyarımızdır. Terk etmezlerse Türk ordusu dümdüz edecektir. Daha bu sabahki uyarı. Bu işte bakın Rusya burada 3-4 hamle sonrasına odaklanıyor. 30 kilometre sonrasında ne olacak? İdlib'i nasıl halledeceğiz? Şimdi İdlib konusunda tek bir kelime edilmedi. Bu ilginç gelmiyor mu? O ile Tevrifat da çok önemli bir gelişme. Yani Tevrifat emmimişten çıkartılması. Evet, Tevrifat'tan yani çıkartılması. Işte, muhtemelen şöyle, yani İdlib'de belki Türkiye'nin geri adım atmasının sırası geldi gibi bir algı oluşuyor. Çünkü Tevrifat'tan eğer Rusya geri adım attıysa muhtemelen Türkiye'de İdlib'den bir geri adım atabilir. Şimdi bakın Mühimmiş'te Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi 3 yıl oyaladı. Tabii ikisi beraber çözecekti. Şimdi Rusya ile beraber şimdi Türkiye çözecek. Oyaladı değil mi? Evet. Peki son dakikada NATO müttefiki, madem işte bu harekata olumlu bakıyorsun, madem koordinelisin, dedikleri gibi biz Amerika ile birlikte hareket ediyorsak Barış Pınar'ın öyle diyorlar ya, Amerika Birleşik Devletleri neden son dakikada Münbici 3 yıldır oyaladığı NATO müttefiki Türkiye'ye vermedi de Suriye'ye bıraktı? İntikam aldılar. Barış Pınar'ın intikamını almaya çalıştılar. Amaçları Türkiye ile Suriye'yi, Rusya'yı kuzeyde karşı karşıya getirmek, kendi kuvvetlerini güneye doğru çekmek. Bu onların amaçları. Şimdi Rusya'nın oyun planına bakın, satranç hamlesine bakın. Verdiği cevap nedir? Öyle mi? Tel Rifat ve Münbiş'teki PKK varlığını çıkartıyorum. Bu ne demektir? İdlib'de konuşulmuyor. Ve aynı gün Esad da İdlib'deki cepheleri herhalde ziyaret etmiş. Bu ne demektir? Geçen hafta ziyaret ilerleyen etti. Mesajı o zaman verdi. Ya dün üç, ben üç, dün gördüm. 3 gün önce mi 2 gün önce mi gitmiş? Evet. Bu ne demektir?
bir dakika demektir. Orada dur. İdlib'de yakın dönemde operasyon olacak. Esad'ın eline geçecek. Ve buradaki işte maddelerden bence orası çok önemli. Türkiye'nin güvenli bölge kısmının Suriye'deki varlığının Fırat'ın doğusunda tanınması söz konusu Rusya tarafından. Bu ne demektir? İdlib'de operasyon olacak. Ben de bunun karşılığında bu tarafta işte güvenli bölgeni tanıyorum. İdlib'den mi insanları oraya götürürsün? Türkiye'deki mültecileri mi oraya götürürsün? Bu senin bileceğin iştir. Ama artık Suriye'nin toprak bütünlüğünde İdlib'in de Suriye'nin eline geçmesi lazım. Ve bu konuda da ben aslında bir anlayış birliğine varıldığını anlıyorum. Yani bahsedilmemesi aslında çok şey anlatıyor. Evet. O yüzden bakın bunlar hep stratejik hamleler. Satranç tahtası. Orada bir piyonla oynatıyor. Bu tarafta biriyle anlaşıyor. Ve en sonunda ne oluyor? Dikkat edin, bölgeler adım adım. Haritadaki o sarı bölge adım adım Fırat'ın doğusu girilmez denilen hem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hem de Suriye ordusu Rusya tarafından sarı bölge küçültülüyor. Şimdi detaylara takılmadan geniş bir perspektifte bakın. O Fırat'ın doğusunda artık Kürdistan kuruldu bitti dedikleri proje adım adım küçültülüyor. Ve Suriye giderek güçleniyor. Tabii buna hem Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı hamleleri hem de İran bakalım ne yapacak. Yani İran'ın çıkarları da çünkü özellikle Suriye'nin güneyindeki konumdan, durumdan rahatsız. İran'dan da ters bir hamle gelebilir. O konuda dikkatli olmak lazım. Ama asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin bakalım bir sonraki hamlesi. Yani kuvvetlerini Irak'a kaydıracak. Muhtemelen Irak'ın kuzeyinde bir yapılanmayı teşvik edecek. PKK'yı şimdilik kısmen kurtardı. Güneydeki sahalar üzerinden diğer Arap aşiretleriyle birlikte yeniden örgütleyip şansını deneyebilir. Onlar da o şekilde duruyorlar. Fakat Türkiye açısından bir kazanım var. Rusya açısından da bir kazanım var. Ben bunu zaten hani Türkiye'nin buradaki yönelimi açısından da bir tercihe doğru sürüklendiğini hep söyledim. Seninle Ağustos ayında yaptığımız programda da Fırat'ın doğusuna operasyon yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Fakat orada İdlib meselesinin nasıl hallolacağı sorunu vardı. İdlib meselesi dikkat ediyorsanız aslında hallolmuş durumda. Yani geçici olarak durduruldu. Ben hala soru işaretliyim o konuda. Yani i̇şte durdu. Ben... Evet ama yani orası hala bir hassas. Gayet ama tabii şurada bu metinde olmaması bence önemli. Ben şu niye açıdan... önemli? Terör Rıfat burada çok önemli bir faktördü. Çünkü İdlib'de Türkiye Terör Rıfat üzerinden bir pazarlığa girişmişti bir ara. Minbiç falan da buna eklenince muhtemelen Türkiye geri adım atar. Ama yine de soru işaretim var. Soru işareti mutlaka var. Fakat ben şey açısından kısmen halledildiğini düşünüyorum. Fırat'ın doğusuna operasyon yapmak için İdlib'in halledilmesi gerekiyordu. İdlib'in halledilmesi meselesi de Türkiye Amerika ile anlaştı. Ruslar hemen Suriye ordusuna İdlib'e gir dedi. Değil mi? Oradaki gözlem noktamızı hemen çevrelediler kısa sürede. Erdoğan Moskova'ya gitti. İkili görüşmeler yapıldı. Sonrasında bakın İdlib'den ses çıktı mı? Ses çıkmadı. Bu ne demektir? Geçici olarak hallettim. O zaman Türkiye sen artık Fırat'ın doğusuna odaklanabilirsin. Tek şartım var. Amerika ile değil, benimle yürüyeceksin. Evet. Rusya'nın oyun planı o. Şimdi orada lafı gelmişken şunu değinmek lazım. Yani bizim burada bahsettiğimiz bir jeopolitik mesele. İç siyasete kurban edilmemeli. Yani popülizm yapılmamalı, hamaset yapılmamalı. Biz özellikle konuşurken buna dikkat etmeliyiz. Hani bizim işimiz bu işi analiz etmek. Jeopolitik olarak ulusal çıkarımız nerede bunu tartışmak olmalı. Çünkü o kadar hamasete açık bir konu ki işte Suriye'de Rusya ile Amerika anlaştı. Ne o ne o popülizmi var. Bu ideal bir durumdur. Tabii ki kimseyle gönül ister ki birlikte olma. Kendi başına hareket edecek yeterlilikte ol. Fakat Türkiye'nin ne o ne o diyecek bir imkan konumu gücü şu anda yok Suriye içerisinde. Daha büyük sorunlar da var. Gelecek olan Suriye'de işte İdlib meselesi, öbür taraf güvenli bölge, bunların rejimden entegrasyonu nasıl olacak değil mi? Bunlar daha önümüzdeki sorunlar. Ne o ne o zaman gücünüz varsa bütün Suriye'ye gidin işgal edin. Hamaset yapanlar. Bakın bu bir hamaset. Bunu bir kere unutalım. Ne o ne o diyecek durumda değiliz. Hem o hem o. Bu da dışsal etkiyle mümkün değil. Hem Amerika ile anlaşayım, hem Rusya ile anlaşayım. Fırat'ın batısında Rusya ile anlaşayım, Fırat'ın doğusunda Amerika ile anlaşayım. Bak anlaştırmıyorlar, olmaz öyle. Artık zaten Fırat'ın batısı doğusu da kalmadı.
O zaman üçüncü seçenek ya o ya o konumuna geleceksiniz. Ya Amerika ile hareket edeceksiniz ya Rusya ile. Görünen o ki Türkiye kararını verdi ve Rusya ile hareket etme konusunda nihai hedef belirledi ve bundan sonra Rusya ile gidecek. Zaten öyle olduğu için Fırat'ın doğusunda da istediklerimiz yavaş yavaş olmaya başladı. Rusya'nın oyun planında da Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda ve siyasi birliği konusunda ciddi bir aşama kat edilmeye başlandı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol Volkan. Gerçekten güzel bir analiz oldu. Aynı zamanda tabii kafada, zihinde açtı. Niye? En azından tabii çok şey söyleniyor. Ama hamasetlere evet biraz dikkat etmekte fayda var diyelim. Onun altını çizmesi açısından çok önemli. Türkiye'nin rotasını da çizmiş olduk böylece. Bakalım bundan sonra süreçte ne göreceğiz yani. Ve tabii jeopolitiğin demir yasalarından biri bir de bu sürecin taşlanması için bize şunu söylüyor. Ki ben bakın o resmi olmasa da fiilen ben mutabakatın ruhundan bunu anlıyorum. Bu sürecin istediğimiz gibi gitmesi için Rusya ile ilişkilerde iki koşul var. Birincisi Putin'in ifade ettiği Suriye ile Türkler barışmalı diyor. Evet, bizim Esad'la barışmamız lazım. O süreçteyiz. Resmen olmasa da fiilen. Dördüncü maddede onu anlatıyoruz zaten. Onu anlatıyor. Adana mutabakatı çerçevesinde onu güncelleyebiliriz de diyor. Yani sınırda 5 kilometre değil, isterseniz daha ileriye de operasyon yapma hakkınızı verebiliriz'e geliyor. O, ikincisi Rusya'nın da PYD'ye fazla müsamaha göstermemesi gerekiyor. Tamam, oyun planında o kartı Amerikalıların elinden alıyor dediğim, anlattığım çerçevede. Fakat bizim de orada haklı güvenlik kaygılarımız var. Fazla müsamaha göstermemesi gerekiyor. Ben bu ikisinin de süreç içerisinde başkaları baltalamak istese de dıştan üçüncü taraflar ya da Türkiye içerisinde birileri, Rusya içerisinde birileri, orada yekpare değil, baltalamak istese de bu sürece doğru gidileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır yaptığım çalışmalarda da vardığım nokta oydu. Yani Rusya hiçbir zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünün yok edilmesinden, Kürt devletinden falan yana değil. Süreçte onu gösteriyor. Dediğim gibi ama müsamaha göstermemesi kaydıyla. Peki. Zaten bu çalışmaları da şimdi arkadaşlara getirdim. Evet. Kitapları. Şöyle tek tek şey yapalım. O son kitabımız. Hemen alıyorum hepsini. Evet, şimdi tabii bunu konuşmuştuk diyorum. Rusya'nın kodlarını konuşmuştuk. Rusya'nın kodları tükendi. Yeni baskısını yeni bir anlaşmayla inşallah yapacağız yakında. Bu yenilenen dünya, eskimeyen Türkiye. Bu en son kitap. Son kitabımız. Evet. Bu da doğalgaz piyasaları, Türkiye enerji güvenliği üzerine tezler. Üç tane farklı konuda fakat tabii birbiriyle ilgili konularda yazılan kitaplar. Onu da Veryans'ın ailesine bir hediye olarak getirdim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol Volkan. Devamını da bekliyoruz aynı zamanda kitaplarında. İnşallah. İnşallah. Veryans'ın da Pankuş'ta bir kez daha programın sonuna geldik. Bu sefer biraz daha böyle anlamlı bir program olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü elimizde bir mutabakat metni var. Bu sefer biraz daha anlaşılır. Biraz daha böyle en azından okunabilir ve geleceği gösterebilir, öngörebilir bir şey. Başka programda tekrar bunun ayrıntılarını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik herkese mutlu günler diliyoruz.